Herkese merhaba. Bugün sizlere dünya üzerinde türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olan hayvanlardan bahsedeceğim. İlk canlı türümüzün adı yılanbaşlı kaplumbağa. Bu kaplumbağa türü genelde Çin ve Güney Amerika'nın sığ nehirlerinde yaşarlar. Diğer kaplumbağa türlerine nazaran boyunlarını kabuklarının içine çekemezler. Nehir tabanlarında saatlerce pusuya yatarak avlarının onlara gelmesini beklerler. Avlarını gördüklerinde ise uzun boyunlarını ok gibi fırlatarak avlarını kolayca yakalayabilirler. Ağırlıkları 40 kiloya kadar çıkabilir ve yaşam süreleri 20-25 yıl arasındadır. İkinci türümüzün ismi ise kapibara. Kapibaralar kemirici hayvanların en irisidir. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Oldukça tüylü bir yapıya sahip olan bu fare türü -25 dereceye kadar düşen soğuk havalarda rahatlıkla hayatta kalırlar. Boyutları yaklaşık 1 metre 45 santim, yerden yüksekliği ise 65 santimetre kadardır. Ağırlığı 70 kilogram olan kapibaralar Guinness Rekorlar kitabına giren dünyanın en büyük faresidir. Ayrıca hem suda hem de karada yaşayan bir canlıdır. Ön ayak parmaklarının arasında susamurlarında olduğu gibi perdeler vardır. Kapibaralar otobur hayvanlar arasındadır. Çimenler, meyveler, ağaç kabukları ve ağırlıklı olarak su bitkilerini tüketirler. Bitkilerin kuruduğu mevsimde daha az bitki bulunduğundan genellikle sazlıklara yönelir ve buradan beslenirler. Diğer kemirgenlerde olduğu gibi kapibaraların ön dişleri ot yemekten kaynaklı aşınmayı telafi etmek için sürekli büyürler. Çenelerinin kuvveti oldukça yüksektir. Hatta bazı şehirlerde elektrik kablolarını kemirerek elektriğin kesilmesine de sebep oldukları bilinmektedir. Ve bu türün nesli tükenmek üzeredir. Bir diğer canlımız ise İber kurtu. İber yarımadasına sahip bir kurt türüdür. İspanya ve Portekiz'de yaşarlar ve Avrupa'nın elindeki tek kurt türleridir. İber kurtları nesli tehlikede olan kurt türündendir. Ve Avrupa Hayvan Hakları Komisyonu İber kurtlarını koruma altına almıştır. İber kurtları genellikle ortalama 1 metre 30 santim uzunluğunda ve 30 ila 50 kilogram ağırlığındadır. Ortalama yaşam süreleri 20 yıldır. Diğer kurt türleri gibi sürü halinde yaşarlar ve genellikle bir alfa çift tarafından yönetilirler. İber kurtları gece avlanan bir kurt türüdür. Avladıkları arasında geyik, yaban domuzu, tavşan ve kuş gibi hayvanlar vardır. İnsanlarla karşılaşmaktan çekinirler. Bu kurt türünün nesli tükenmek üzeredir. Diğer canlımızın ismi ise Kakapo. Baykuş papağanı olarak da bilinen Kakapo, Yeni Zelanda'ya özgü, büyük, uçamayan, geceleri karada yaşayan bir papağan türüdür. 64 cm uzunluğa ulaşabilirler. Sarı yeşil tüyleri, öne bakan gözleri, büyük bir gri gagası, kısa bacakları vardır. Büyük mavi ayaklar ve nispeten kısa kanatları vardır. Kakapo'nun güçsüz kanatları onları uçmaktan mahrum bırakır. Dünyanın tek uçamayan papağanı Kakapo papağanıdır. Aynı zamanda dünyanın en ağır papağanıdır ve geceleri yaşayan otçul bir türdür. Kakapo papağanları çok eşliliğe sahiptir. Aynı zamanda 100 yıla yaklaşık yaşam süreleri vardır. Muhtemelen dünyanın en uzun yaşayan kuşlarından biridir. Ağırlıkları erkeklerde 3 kilogram, dişilerde ise 1,5 kilogram civarındadır. Kakapo'nun vücudu Amerikan futbol topu şeklindedir. Yetişkinlerin uzunluğu 64 cm'ye kadar çıkabilir. Kanatlarını denge sağlamak ve ağaçlardan atlarken düşüşünü durdurmak için kullanılır. Sonraki canlı türümüz ise çoğumuzun korktuğu Kırım-Kongo kenesidir. İsmini yaydığı hastalıktan alır. 3 ya da 4 mm boylarındaki bu canlılar kan ile beslenir. Ortalama yaşam süreleri 3 haftadır. Kırsalda veya ormanlık alandaki otların yüksek bölümlerinin üzerine çıkarak avlarını beklerler. Yanlarından geçen bir canlının üzerine atlayıp derisine kadar ulaşırlar. Vücutları kan emdikçe şişmeye devam eder ve en sonunda bacakları ağırlıklarını taşımayacak duruma gelir ve yere düşerler. Avlarından kan emerken derilerine bir tür virüs enjekte ederler ve kan emdikleri bölgeye uyuştururlar. Bazen bu virüs insanlarda farklı tepkimelere yol açar ve derilerinde deformasyon oluşur. Siz de vücudunuzda bir kene olduğunu anlarsanız keneyi kendiniz çıkartmaya çalışmayınız. En yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Sıradaki canlımız kutup ayısı. Aynı zamanda beyaz ayı olarak da bilinen bu canlılar Kuzey Kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşamakta olan en büyük kara ayı taburudur ve bulunduğu ortamdaki süper yırtıcıdır. Yaşadığı çevreye çok iyi uyum sağlamıştır. Kalın kürkü onu soğuktan korur. Beyaz görünümlü kürkü onu avlarından saklar. Kutup ayısı hem karada hem de denizde zorlanmadan avlanır. En çok balık ve foklarla beslenir. Aç kaldığı zamanlarda yüzen buz parçalarının üzerine binip kilometrelerce uzaklara giderek besin ararlar. Fok balıklarının buz tabakasındaki soluk alma deliklerinde pusuya yatar. Fok balıkları nefes almak için bu deliklerden dışarı çıktıklarında ayılara av olurlar. Kutup ayısı bugün dünya üzerinde yaşayan kara öteborunun en büyüğüdür. Aslında akrabası olan boz ayı ondan daha iyidir. Fakat boz ayı hem et hem de ot yer. Ancak kutup ayısı ise sadece etoburdur. Kutup ayıları yamyamlık yapan tek ayı türüdür. Aç kaldıklarında yavru kutup ayılarını yiyebilir. Hatta kendi yavrusunu yiyen kutup ayısı bile vardır. Şu anki nüfusları 20.000 civarıdır. İnsanlar tarafından yapılan bilinçsiz avlanma ve iklim değişikliği av bulmalarını güçleştirir. Bu yüzden de şehirlere yaklaşıp çöplüklerde besin ararlar.